İki eski sevgili efendi Miray Daner ile Kubilay Aka dün akşam düzenlenen ayaklıgazete.com'un ödül gecesinde pişti oldu. Karşı karşıya geldiler. Gecede Miray'ın yanında yeni aşkı Oğulcan Engin de vardı. Kubilay ödül almak için sahneye çıktığında biz Miray ne yapıyor diye onun masasına şöyle bir baktık böyle görüntülerde. Miray eski aşkını dikkatlice izliyordu. Senin de dikkatini çekti zaten. Bir böyle bir genel bir görüntü var. Kubilay sahnede ödül konuşması, teşekkür konuşması yapıyor ve orada Miray onu dikkatlice dinliyor. O görüntüyü de bir getirelim arkadaşlar ekrana. Şunu da Ama belirtelim. çekildiğinin farkında değil bu arada. Hani bazı isimler çekildiğinin farkına alıp böyle 2 numaralı, 3 numaralı, 5 numaralı bakış ve oturuş atarlar. Gayet doğal akıyor bu görüntü. Dün attığımız o sahne görüntüsü de gelirse şunu belirtelim. Onların aşkı böyle saman alevi gibi başlayıp saman alevi gibi sönen aşklardan değildi. Vatanım Sensin dizisinin setinde tanıştılar. Orada sevgili oldular. Dizi bittikten sonra da ilişkileri devam etti. 3 yıllık bir ilişkiydi. Hatta Miray'ın ilk aşkıydı Kubilay. Miray daha 18-19 yaşındaydı ve 3 yıl boyunca birbirlerinden kopamama durumları vardı. Arada ayrılıyorlardı, kısa süre sonra barışıyorlardı. Ne zamana kadar Kubilay Aka'nın sosyal medyada bir kadınla mesajlaşmaları ifşa olana kadar. O mesajlaşmalarda Miray'ın en çok canını sıkan ise Ya. Kubilay iddiaya göre o mesajlara göre eski aşkından Miray'dan. Arkadaşlar biraz kısabilir miyiz? Biraz kısabilir miyiz? Miray'dan şöyle bahsediyordu. Arada bir bana geliyor, çok önemli değil. Miray'ın en çok canını acıtan da bu söz oldu. Acıtmaz mı? Bir tarafta ihanet, bir tarafta canını acıtan bu söz ve ilişkisini Kubilay'la tamamen bitirmiş, nokta koymuştu. Ama öyle Daha isteyerek böyle değil, hayır duyguları değil. tamamıyla tükenmiş, birbirlerinden bıkmış vaziyette Değil. ayrılmadılar ve ortada da Gülşen bir gençlik ateşi var. Tabii. İnsanlar o zaman hissettikleri şeyleri biliyorsun. Daha yoğun Biliyoruz yaşıyorsun. daha büyük yaşıyorsun. Hani o olmazsa ben de biterim noktasında falan. Hatta Miray'ı Kubilay'dan ayırmak ve artık kariyerine daha çok önem vermesi gerektiğini söyleyen çevresinde ablaları ve abileri vardı. Hani büyüklerinin kol kanat germesiyle bu işten biraz üzüntülü, biraz zorla çıktı. Zorla bitti. Gerçekten böyle hani severek ayrıldı desek yeridir ama o mesajlar ifşa olunca gerçekten nokta koydular, bitirmek durumunda kaldılar. Miray'ın hayatında bir süredir Oğulcan Engin var. Şunun da altını çizelim. Miray Kubilay'la ne zaman ayrıldı? O zaman da büyük bir değişim içine girdi. Kesinlikle. Kilo verdi, yüzü, görüntüsü, her şeyi bambaşka bir Her kadın genç oldu. kadın gibi. Sanki Kubilay'a hatta şöyle bile İşte. algılandı. Kubilay'a kaybettiğini dön de bir bak mesajı veriyor şeklinde de algılayanlar oldu Miray'ın değişimi. Şimdi neyi merak ediyoruz? Gecede yeni sevgilinle gidiyorsun. Yanında Oğulcan Engin var. Oğulcan'la da ayrı masalarda oturuyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Oğulcan ben de yanında göremedim Tam Miray'ı. karşısında da eski aşkı Kubilay Aka var. Göz bu ister istemez kafanı kaldırdığın zaman karşıdan Kafanı bakıyorsun. çeviremez. Evet, kafanı çeviremezsin. O Öyleleri de sahneye var. çıktığı zaman da Çevirenler de var. arkadaşlar o görüntüyü bir getirebilir miyiz? Evet, Kubilay burada sahnede konuşma yaparken Miray'ın yüzüne bakın. Hatta şöyle bir kalkayım ben. Ayağa arkadaşlar sopam da oradaysa. Bir şey söyleyeceğim. Niye Oğulcan'la Miray acaba ayrı masalarda oturuyorlar? İki sevgililer yan yana oturmalarında ne gibi? Kimin Belki Oğulcan'la? Hayır. içeride gazeteciler var, fotoğraf çekilir falan gibi. Şimdi şundan dolayı Ya da ben de Oğulcan onu başka bir düşündüm. çevreyle gitti. Neden böyle artık kaçıyorlar diye düşündüm. Çünkü Çıkışta zaten daha önceki gün el ele bir mekandan çıkarken görüntü vermişlerdi. Ya da Bence Miray'ın gecesine gölge düşürmemek için. Miray belki olacak gecede ya. ödül falan aldı, bir şey aldı. Miray hep galiba Ezgi Mola ve kendi Oyuncu arkadaşlarıyla oyuncu aynı arkada masada. aynı menajerlik şeyine bağlı, şirketine bağlı Şirkete bağlı. isimlerle oturuyor. Oğulcan da aynı. Miray'ın bakışına lütfen bakalım. Kubilay sahnede aslında bunun daha geniş Hem de de bir en açısı öndeler vardı. neredeyse. Evet, Kubilay sahnede Miray bakar mısınız? Hiç gözünü falan kaçırmıyor.
direkt onu izliyor. Hem de dikkatlice izliyor. Gözünü kaçırmadan izliyor. Şimdi, görüntülendiğini bile bile bakıyor. Tabii. Bir de şöyle, eğer kafasını çevirse, gözlerini öne ya da başka bir yere bakıyor olsa ya da arkadaşına konuşuyor olsa, bu sefer de ne diyeceğiz? Özellikle kafasını çevirdi, yüzünü öne eğdi. Demek ki hala bir bağ sıkıntı var. Böyle yapmakla artık umurumda değil. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna mantığını oturtmuş oluyor. Bakıyor rahat. Acaba ama içinden ne geçiriyor tabii onu bilemeyiz. Müge onu mu düşünüyor gerçekten? Yani hani tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna mantığını. Ben Miray'ın o anda ne düşündüğünü gerçekten çok merak ediyorum. Hani bunu bir mikrofonlar uzattığı zaman açıklar mı hiç sanmıyorum. Bir röportajında itiraf eder mi sanmıyorum. Gerçekten ona o etmez. Bir yabancı mı gibi geldi? Hani o Teoman'ın şarkısındaki gibi iki yabancı. Çok zor yabancı. O yabancı gibi mi geldi? Yoksa geçmişte güzel bir şeyler yaşamış, böyle bir eski aşka bakıyor gibi mi baktı? Çok da geçmiş değil ki, baksana 2 yıl ve çok olaylı kısa bir süre önce, 1,5 yıl önce çok bitti. Saf, saf masum başlayan, biraz olaylı ve hoşuna gitmeyecek şekilde bitmiş bir ilişki. Ama rahat rahat bakıyor. Yani rahat rahat bakarak, çünkü gazeteciler olmasa orada, fotoğraf çeken kameralar falan olmasa, belki tavrı tepkisi farklı olacak. Bir de bazı ünlüler ödül törenlerine gitmeden önce ters bir durum olmaması için uyarılıyorlar. Bakın şu da ödül alacak, işte kavgalı olduğunuz kişi var ya da eski sevgili var ya da eski eş var. Sizin için bir sakıncası var mı? Çok iyi biliyoruz ki sakıncası olduğu halde dillere düşmeyelim diye bazıları tamam gelebilir ama beni uzak yere oturtur. Tabii uzak masa formülü uygulanır kimi genelde. Kimi de son anda grip oldum, onu oldum, bunu oldum diye ekiyor ödül töreni. Burada bir şey söyleyeceğim. Biraz bayağı önceki yakınlar. Görüntüde uzak masa formülü de izlenmemiş değil mi? Öyle bir formül de işlenmemiş. Yani tam aksine aralarında sadece bir masa var. Bak sahne dışında şeyden masa görüntüsünü röportaj getirelim ekrana. Şey yaparken, Miray'la röportaj yaparken de girişin iki, yani karşılaşmaları her an meselesi zaten. Onlar da bunu göze alarak gitmişler. Ama gene de zor durum tabii zor ki. Zor durum gerçekten. Hani aradan böyle Olcan için de, bence Olcan için de kolay bir durum değil. Tabii bak, ki. Kubilay için hiç zor. Değil. Mira için zor, Olcan için bence çok daha zor. Hatta yanlış, sen beni düzelt. Olcan'la Miray bir mekanda eğleniyorlar. Daha ilişkilerin ilk başları. Ha, doğru doğru. O mekanlar. Kubilay'da mekan. Herkesin gizli kalsın. Burada yaşanan burada kalsın diye gitti. Ama ancak her kalmadı. Şeyin ortalara döküldüğü bir mekandan bahsediyoruz. Emirgan'da bir mekan. Daha ilişkilerin ilk başları. Miray ve Oğulcan o mekana eğlenmeye gidiyor. Tesadüf odur ki Kubilay da mekana geliyor ve bir kıskançlık gerginliği yaşanıyor. Demek ki Kubilay cephesinde hala her şey tam olarak bitmemiş. Ne zaman biter? Kubilay yani hayatına. O kıskançlık krizini ya da sıkıntıyı ne zaman aşar? Kubilay'ın hayatına son derece iddialı bir isim girer. Miray'ın ilişkisi de böyle sıkıntılı olmaya başlar, işte o zaman Kubilay kabara kabara dolaşabilir. Tabii. Çünkü henüz ayrılık ve boşanma yeni ise bazı eşler birbirine nispet yapmak için bak senden daha iyisini buldum edalarıyla ortalarda dolaşıveriyorlar. Instagram'da hikayeler ve ana postlar bunlarla dolu. Kahkaha atan kadınlar, tatile gidip oralardan paylaşım yapanlar, bak ne kadar arada bir masa var. Tozu verenler. Müge, tarafların o geceyle ilgili, karşılaşmayla ilgili röportajlarına da bakalım mı? Evet, bakalım çıkışta bu konuyla ilgili Miray Daner ne dedi, Kubilay Aka ne tepki verdi? Meyline çok oldu demişsin, kim bilir nasıl nicedir halin. Yani arkadaşlar biz aynı sektörün içindeyiz. Tabii ki denk gelebiliriz. Çok normal. Hepimizin denk geliyor olması. Bunun bir konu olması bence çok saçma.
ödül alan herkesi tebrik ediyorum bu gecede. Evet, hatta alkışladınız da galiba Kubilay Bey'i ödül alırken de. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi tabii ki çok teşekkür ederim size. Kimi sever gider, kimi üzer gider, kişiye göre de değişebiliyor. Görüntürün. Olcan abi bir konuşsaydık. Birazcık sohbet etseydik Olcan Bey. Her zaman da gelemiyorum. Efendim bir şey, biraz önce ödül töreninde de Kubilay Bey, siz ve Miray Hanım pişti oldunuz. Devam et, devam et. Merhaba. Bir daha da, bir daha da. Görmeyeli ne çok oldu demişsin, kim bilir nasıl nicedir halin. Şimdi burada dikkat çeken bir ayrıntı da var. Kubilay Aka sahnede ödülünü alırken Miray Daner onu izliyor masada. Fakat Miray Daner ödülünü alırken Kubilay Aka salonda yok. Çünkü ödülünü aldıktan hemen sonra arkadaşı Dilan Çiçek Deniz'in onu gazetecilerden kurtarırcasına salondan çıkarması var. Şu anda da ekranda onu izliyorsunuz. Biri diğerinin ödülünü bekliyor ama diğeri onu beklemiyor. Ne tuhaf biliyor musun? İki eski sevgili olabilirsin ama sonuçta düşman değilsin. Tabii ayrıca ki da bu ilişkinin bitme nedeni de hatayı yapan tarafta sensin. O kız sen ödül aldığında sırtını dönebilir. Masada başka insanlarla konuşup sohbet edebilir. Ya yani göz teması bile kurmak istemeyebilir, haklıdır. Tabii. Ama ne yapıyor? Hiçbir şekilde sen orada konuşurken saygıdan dolayı, geceye saygıdan, tabii, senin aldığın projenin ödülüne saygıdan dolayı seni dinliyor. Ve gerekiyorsa da alkışlıyor, kendisi de söylüyor. Alkışladı. Ve sen onun ödül almasını beklemeden, çünkü evet, tahammül edemiyorsunuz. Tahammül evet edemiyor bazı erkekler. Kadınların, hayatındaki kadınların bir şekilde özel hayatında mutlu olmasına, başarılı olmasına tahammül edemiyor. Gülşen, eğer Miray Daner kendisinden böyle işte Kubilay Aka'dan daha iddiasız, daha böyle normal böyle bir flörtü olsaydı merak etmesem merhaba da derdi. Tabii. Şimdi Oğulcan Engin'e bakıyor. Oğulcan tanınmış birisi, başarılı da, maddi imkanları da yüksek. Miray'ın da yüzü gülüyor. O zaman evet, Kubilay'ın hoşuna gitmemiş olabilir. Bu biraz evvel senin dediğin o işi de doğruluyor. Bundan kısa bir süre önce Emirgan'daki bir gece kulübünde görüp onları kıskançlık krizine girip kulübü terk ettiği iddiasında doğruluyor işte. Yine Miray dayanamıyor ve yine terk ediyor. Evet. Geceyi erkenden terk ediyor. Dilan Çiçek Deniz'in kaçırmasıyla geceyi terk ediyor.